Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. İnsan olarak çok severdim Kemal. Onunla Lübnan'da kaldığımız zaman en çok şeyi söylememi isterdi. Unadikum. Ben Araplardan öğrenmiştim. Mesela onu çok severdi. Unadikum. Unadikum. Eşiddu ala eyadikum. Abusul arda. Unadikum. Unadikum. Tabii o söylüyordu, biz de devam ediyorduk. Çünkü ben Arapçayı hepsini şeyi bilmiyordum ama bazen böyle Arapça konuştuğum zaman kelimelerini çok iyi telaffuz ediyordum. Onu da çok hoşuna gidiyordu. İşte hoca şey biliyor. Böyle zaman zaman böyle aklıma geldiği zaman şey diyordu. Şükrü Gülmüş kimdir? Yani sanırım 1970'ten bugüne kadar geldiğimizde 30-35 yıllık bir süreçte bana hep sorulan bu soruda en çok zorlandığım sorulardan bir tanesi budur. Yani Şükrü Gülmüş kimdir veya kendinizi tanıtır mısınız? Ben uzun uzadıya anlatmaktansa herkesin anlayabileceği şekilde küçük bir şiirle bunu ifade ettim. Aklım erip de sorduğumda anama, anam dedi ki bana, oğul sen kızıl karın yağdığı, sarı ineğin doğurduğu, kıtlık kıran bir zamanda tarlada çalışırken ben, işte o zaman doğdun sen. Şimdi bu benim hem Şükrü Gülmüş'ün hayatı hem de yani nüfusa tam olarak geçirilmemiş olan Kürtlerin hepsinin hayatı. Özellikle de vurgulayayım, bizim küçük Güney Kürdistan dediğimiz Kürtlerin nüfustaki kimliksizliğin de ifadesi olur. Ama ben yine de hiç bilmeyen insanlar için şunu söyleyeyim. 1968-69'larda ilkokula gittiğim zaman 9 yaşındaydım. Yani ben Türkçeyi radyocu Aziz Kılıç'ın yanında, Süryani olan bir ustamın yanında öğrendim. Abim gelip bana dedi ki hürriyet kaç harflidir? Ben çiftredir dedim. O zaman da abim ilkokulu dışarıdan bitirdiği için dedi aferin, madem ki bildin seni okula yazacağım. Yani ben 8-9 yaşında ilkokula başladım. 5 senelik ilkokulu bitirdim. Ondan sonra 3 senelik Batman Petrol Ortaokulu, ki o zaman Batman'da tek bir petrol ortaokulu vardı. Başka ortaokulu yoktu. Derken 1970'lerde benim iki eğilimim vardı. Bir, polis olmak istiyordum. Bir de öğretmen. Polis olmamın tek sebebi bende müthiş bir silah tutkusu vardı. Hayatım boyunca da bir silahım olmamıştı ve çocukken de benim duvarlarımın hepsinde bütün çocuk oyuncaklarının silahları vardı. Kılıç vardı, mantar, tabanca vardı, hepsi vardı. Sonradan abim bana dedi ki Şükrü, madem ki dedi sen polisliği dedi silah için istiyorsun, gel dedi öğretmen okulu imtihanına gir dedi, öğretmen ol. Ben de imtihana girdim ve parasız yatılı öğretmen okulu imtihanını kazandım. 52 kişi Batman'dan biz 1970'te Kırşehir'e gittik. Orada da ben 4 sene okudum hiç takıntısız olarak. 74-75'lerde artık olgunlaştım. Yani 19-20 yaşlarındaydım. Hatta belki 21 yaşlarındaydım. Ne zaman devrimci oldunuz? Ve ben de şunu da vurgulamam lazım. Esas olarak devrimci fikirlerle tanışmam Deniz Gezmişoğlu'nun idam edilmesiyle başladı.
Deniz, onlar asıldığı zaman ben kendi kendime şöyle bir soru sordum. Neden dedim bu insanlar asılıyor? Komünist Halim diye tabir ettiğim bir arkadaşıma söyledim. Dedim ki ya seninkiler jartayı çekti. Çünkü ben ne Kürtçüyüm, ne solcuyum, ne hiçbir şeyim. Sadece topçuyum. Hatta o zamandan kalma benim mahlasım Kelebek Mehmet'ti. Yani top oynayan, şen şakrak böyle bir insan. Ondan sonra devrimci fikirlere merak sardım. Bu insanları niye idam ettiler, niye öldürdüler? Derken bilinçlendim ve bir arkadaş grubumla beraber Grup Botan amatör tiyatro topluluğunu kurdum. Amacım da şuydu, madem ben öğretmen olacağım, ülkeme döneceğim, o zaman insanları tiyatroyla aydınlatayım. Bir öykü yazdım, Reşo Ağa diye, ve başladık turneye 75-76'larda. Önce Batman'da gecemizi verdik, sonra Nusaybin, Derik, Kızıltepe ve çeşitli yerlere gittik. Amacım tiyatroyla bir genel bilgilendirme yapıp Diyarbakır gibi bir belediyeyle de tiyatroculuğa soyunmaktı. Ama bizim yapmış olduğumuz geceler o kadar büyük bir etki gösterdi ki ilk kez bizde mesela kahrolsun ağalık sloganı atıldı gecede 76'da. Sonradan arkadaşlarım hepsi öğretmen oldu. Biz grubu dağıttık ve benim tayinim çıktı. Mardin Ömerli'ye, ki ben 3 yer istemiştim mecburi hizmetimizden dolayı. Bir, hiç görmediğim Hakkari, en ücra köşeydi, orayı istiyordum. İki, Siirt, üçüncüsü Mardin'di. Mardin benim memleketim olmama rağmen üçüncü sıradaki yer çıktı ve ben Mardin'e gittim. Mardin Ömerli merkezde 6 ay kaldım. Ondan sonra köyleri istedim ısrarla. Kude diye Kaynaklı'ya köyünde 2 yıl öğretmenlik yaptım. Sonra Hikmet Fidanların köyü, sonradan öldürülen benim arkadaşımdır Hikmet Fidan. Onların köyünde de 2 sene kaldım. Askerliğimi bitirdim. Ve 76'da burada küçük bir geniş dönüş yapayım. 76'da Mazlum Doğan'la Batman'da tanıştım. Yani biz o zaman bir arayış içerisindeydik. Tiyatro grubunu dağıtmıştık. Herkes siyasal bir arayış içerisindeydi. Benim amacım Güney Kürdistan'a gidip silahlı mücadeleye katılmaktı. Öğretmenlik yapmak değildi. Ama Mazlum onlarla tanıştıktan sonra ben dedim bu arkadaşlarla silahlı mücadele ve gizli bir örgütle Kürdistan'da şartları olur. Mazlum'la tanıştım ve evlendiğimin 15 gün sonrasında karar verdim. 2 sene aktif sempatizan kaldım. Yani 76 ile 78 arasında aktif bir sempatizandım. Sonra ben köydeyken Hayri geldi. Hayri Durmuş o zaman çıkmıştı. Bizim yayın organımız Serhab'ın çıkmıştı. Beni Hikmet Fidan'ı ve şu anda İstanbul'da yaşayıp da halen ismini vermediğim bir öğretmen arkadaşımı davet etti. İşte biz sizin devrimcilik yapmanızı istiyoruz. Gelin katılın mücadeleye. Ben arkadaşlarımı 2 yıldır tanıyordum. Hayri'yi, Mazlum'u, Kemal'i, Silvan Metin'i de tanımıştım, diğerlerini tanımıştım. İki arkadaşım henüz yeniydi. Onlar şu gerekçeyi ileri sürdüler. İşte biz evliyiz, çoluk çocuk var, babamız var, şu bu filan. Ben dedim ki arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Bu devrim sadece bekarların yapacağı bir devrim değildir. Ben yekten ben varım dedim Hayri abi. Çünkü Hayri'ye çok büyük bir sonsuz güvenim vardı. Ve 1978'de kararımı verdim. Öğretmenlikten istifa ettim. Otomatikmen Kızıltepe'ye gittim. Yani belki parti tarihinde çok tuhaf bir harekettir ama ben Kızıltepe'ye temsilci olarak atandım. Çünkü Hayri onlar biliyordu beni. Çok 2 senedir ben çalışmıştım onlarla. Ve 78'den diyeceğim tarih gidersem 78-79'un arasında aranır duruma düştüm. Bölgede eylemler oldu, bir sürü faaliyetler oldu. Tabii o derinlemesine girmeyeceğim. Yani 1978'de FİS'te toplantı yapılıp PKK ilan edildiği zaman benim oğlum Tekoşin 27 Kasım 1978'de dünyaya geldi. Yani Tekoşin aynı zamanda benim için partinin doğum günü ve oğlumun doğum günü birleşti. Ve ben aranır duruma düşünce beni aldılar bölgeden. Hilvan Siverek bölgesine geçtim. Yani bizim o zamanki askeri silahlı probanda gruplarımız vardı. Benle Seyfettin Zuhurlu,
Biz o zaman ismini Ahmet diyorduk ona. Kara Sungur'un yanına gittik. Önce Rıza'yla kontak kurduk. Onun oradaki ismi şeydi. Kıvırcık Ali veya Davut diyorlardı. Sonra Kara Sungur beni Karacaveren mıntıkasına verdi. Seyfettin'i de Gergere gönderdi. Ben 5-6 kişilik bir silahlı propaganda grubu kurdum. Ama açık söyleyeyim, benim gerilacılığım da pek gerilacılığa benzemezdi. Ben tabanca taşıyordum, diğerlerine de otomatik silah veriyordum. Bana diyordular, hoca sen niye otomatik silah almıyorsun? Ben diyordum, ben siyasi komiserim, siyasi komiser çatışmaları yönetir. Çünkü kullanmamıştım hayatımda tabanca. Silahlı, küllahlı işleri seviyordum ama yoktu. Yani öyle bir kullanma alanım. Derken bir gün baktım, beni çağırdılar Hilvan merkezine. Ki ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım ve asla da Rıza Altun'u affetmeyeceğim. Bana çok kötü bir oyun oynadı. İşte bir dolduruşa getirdiler. Şaka, eşek şakası diyorum ona. Yemen'e gideceksin dediler. Ben de inandım onlara. Yemen'e gideceğim. Yüzüğünü çıkar, yüzüğünü çıkarttım. Saatini çıkar, saatini çıkar. Bu montun iyi, kötü görünüyor. Çünkü çift taraflı bir montum vardı. Ben biraz böyle şehir pratiğine çok yatkındım. İstediğim zaman ters giyebiliyordum. Hemen renk değiştiriyordum. Sportif bir insandım. Montumu çıkardılar, kot pantolonumu çıkardılar, her şeyimi çıkardılar. Yani açıkçası soyup soğana çevirdiler. Ben de içimden şöyle bir şey geçiyor. Ha, arkadaşlarımız aslında Yemen Memen'e göndermiyor da bir eyleme gideceğiz. Bizim üstümüzde bizi belli edebilecek hiçbir şey bırakmıyorlar. Çünkü alyansımı bile çıkardılar. Yüzüğümü çıkardılar. Ki özellikle bu yüzük meselesi çok önemlidir. Ben ileride bunu açacağım. Ama kısaca geçiyorum. Oradan bir gece Mürşit Pınar'a gittik. O zaman da gidenler önemlidir. Onları da söyleyeyim. Çünkü bunlar tarihe kaydı olacak. Hidayet Bozyiğit, Mehmet Güler, ondan sonra bizim Sedat Hümeyni dediğimiz bir arkadaş. 5-6 kişi biriktik. Ben halen kafamda eyleme gideceğimizi hesaplıyorum. Trene bindik. Trenden sonra işte kaçakçıların yanına bizi verdiler. Dediler tren yavaşlayınca atlayacaksınız. Allah Allah dedim. Yani şimdi bana deseler trenine bineceksin, atlayacaksın. Ben Batman'da bisiklete biner gibi trene atlayıp binip bilen bir insanım. Ama yine kafamı çalıştırdım. Trenin hareket ettiği istikamete doğru kendimi attım. Diğerleri ters tarafa atınca epey yaralanma oldu onlarda. Ben sağ selim kavuştum arkadaşlara. Gittik. Kobani miydi, Mürşit Pınar'ın bir köyü müydü bilmiyorum. Gece karanlıkta oraya vardık. Diyeceğim 1979'un ortalarına Suriye'ye geçtim. Oradan Halep. Ondan sonra Kemal Pir ile Kobani'de bir karşılaşmamız var. Ebu Bekir. Tabii bunlar ileride parti tarihi açılırsa tek tek açarım da. Ebu Bekir cezaevinden kaçmış. Urfa'dan Kemal kaçmış. Hepimiz bir evde toplandık. Sonra biz oradan Halep'e geçtik. Halep'ten bizi aldılar götürdüler Seyda'ya. Kemal Can Bolatların olduğu bir yerde kaldık. Diyeceğim 3-4 gün, 3-4 ay falan geçti. Bazen kamplarda çalışıyorduk. İşte diğer internasyonalist gruplar vardı. İranlılar vardı, Iraklılar vardı, diğerleri vardı. Sonra bir gün arazi topografyaya çıkmıştık. Abu Gadab diye bizim Filistinli bir şey vardı. Biraz Arapça'da öğrenmiştim yani. Benim Mardin'de kalmamdan dolayı Arapçayı biraz biliyordum. Onunla samimiyetim vardı. Bir gün dedi, ben oradaki ismim o zaman Munadıl'dı. Munadıl da Militan'ın babası. Yani bana dediler ki, işte herkese bir kod isim. Ben dedim, benim oğlum Tekoşin'dir. Kızım da Mizgin. Böyle ismi verdiler. Geçelim orayı. Ondan sonra beni çağırdılar. Ben gittim Beyrut'ta. Apo var bir evde. Yanında da bir sarışın bir adam. Orada bize şey verdi. 7 kaset konuştu. Ondan sonra talimatlar verdi. Yalnız o talimatlarda ve kaset konuşmasında benim tuhafıma giden bir durum vardı. Eski MK'nın hepsine böyle ana avrat küfür ediyordu. Cemil Bayık'tır, Duran'dır, ondan sonra yani ilk PKK'nın MK'sı. Ben tuhaf oldum. Çünkü ben onların sorumluluğunda çalışmıştım. Ve Abla Öcalan'a da o zaman biz başkan falan demiyorduk, abi diyorduk. Kaset bitince ben dedim ki, abi dedim bu çok ağır oldu. Ben bunları götüremem. Nasıl dedi götüremezsin?
Dedim şimdi onlar MK üyesi, bunlara böyle böyle sözler söylüyorsunuz. E ben onların alt bölümünde çalışmışım. Benim aklanıp aklanmadığım belli değildir. Ben gidip de bunları dinletmem onları. Peki dedi, o zaman geri al kaseti. İşte orayı düzeltti. Ve şey yaptı. Başarılar diledi. Benle yanımdaki adama dedi, işte siz merkez komitesine gideceksiniz. Müdahale grubu olarak. Bunlar 6 aydır benden haber kesmişler. Beni tecrit ettiler. Diskalifiye ettiler. Ben şöyle düşünüyordum. Afganistan müdahalesi olmuş. İçerideki MK şey yapıyor. İşgaldir, ilhaktır diyor. APO ise devrimdir diyor. Ola ki dedim, APO şeyden yararlanıyor. Uluslararası koşullardan yararlanıyor kendisini ve hareketi gündeme sokmak için. Halbuki ben kendim bile inanmıyordum. Kemal Pir'le tartışıyorduk. Diyorduk devrimciler ihraç olmaz. Bana göre birinci kırılma esas olarak PKK'de iç merkezin, yani Cemil Bayık, Duran, Kalkan, ondan sonra Davut, Mehmet Karasungur'un, bu eski MK'nın görüşlerinde geri adım atmasıydı APO'ya karşı. Bunu birinci hata görüyorum. İkincisi de biz içeride yeni geçici merkezin temel üyesi seçilmişiz. İçeriye gireceğiz. 3 kişi daha var. Onları da sana sayayım. Bu da bir tarihtir. Selahattin Çelik, Yaşar Organ, Davut Kung Fu diyorduk ona, Davut ne? Yanımıza 5 kişi daha alacağız ve merkez olacağız. Neyse ben geldim, her şey karnından çorman olmuş. 1,5 ayda ancak Cemil'e ulaşabildim. Suruç Büyükşevran köyünde onunla terminim var. İlişkileri devralacağım. Ona anlattım durumları, ilişkileri devraldım. Cemil kal dedi. Hoca dedi, çoktan beri görmemişiz birbirimizi. Oysa ben eve demiştim iki tane sığınak olsun o sempatizanlara. Ve kaldık, akşama doğru ev basıldı. Basılınca biz 4 kişiyiz evde. Cemil'le birisi beraber çıktı. Benden birisi çıktı. Askerler, polisler Cemil'in olduğu tarafa gidince bir de bir tek bir tabanca var bizde. Cemil'in yanında. Şimdi kefiye mefiye var. Köylülere benziyor. Askerler onu yakalayacak. Benim içimde şöyle bir his doğdu. APO dışarıda, bu APO'nun ikinci adamı görülüyor. Parti büyük bir darbe yiyecek. Yanımdakine dedim ki kaç, dikkatleri üstümüzü çevirelim. Başarılı olduk. Bir köyden bir köye kadar kaçtık. Askerler, polisler hepsi bizim üstümüze geldi. Cemil ve yanındaki adam kurtuldu ama benle yanımdaki de yakalandı. Bizim yakalanmamız da çok trajediktir. Bizi bir bekçi yakaladı harabelerin içerisinde. Çünkü köylüler yardım etmediler. Hepsi böyle dondu kaldı. Meğer pek yurtsever bir köy değil. Böyle tavanı olmayan bir yere girmiştik. Üstümdeki belgeleri şey ettim. Kafamıza silah dayadı. Dedi kıpırdama. Ya ben bekçiye baktım, dedim sen git işine, dedim Kürtçe dedim. Polis asker gelsin dedim. Sen niye karşıyorsun? Ettim etmedim onu ikna edemedim. Bekçidir. Kafamıza dayadı. Biz de silahsızız. Bir köyden bir köye de koşmuşuz nefes nefese. Beni yakaladılar. Yakalar yakalamaz hemen kimliğime bir baktılar. Benim öğretmen kimliğimi yapmıştım. Esas kimliğim ama ismi değiştirmiştim. Batmanlı olduğumu görünce hemen Suruç'ta başladılar artık sorgulamaya. İşte fasıl başlıyor artık. Bütün Urfa'nın karakollarını beni dolaştırdılar. Fakat ben şu ifadeyi verdim. Ben kaçakçılık yapıyorum. Öğretmenliği bıraktım. Burada kaçak işlerini alıp götürüyorum Batman'a. İşte Mardin'e satıyorum. 3-5 tane maaş da çıkarıyorum. Yani onlara orada Urfa'da kesin öğretmenliği bırakmış kaçakçı pozisyonumla kendimi şey ettim. Geçenlerde de konuştum. Şimdi bazı arkadaşlar polis sorgulamalarında kendi pozisyonlarını aslında çok değişik anlatıyorlar. Bence buna gerek yok. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Poliste ben öğretmendim, öğretmenliği bıraktım. Ondan sonra kaçakçılık yapıyorum pozisyonuyla. Beni dövdükleri zaman ağlıyordum. Dövdükleri zaman bakıyordum 5. katta karakolun üstündeyiz. Camı kırıyordum, diyordum ben suçsuzum. Niye beni dövüyorsunuz? Duruyorlardı. Ama bir Kemal, komiser Kemal diye birisi vardı. Bana şunu söyledi. Anam avradım olsun dedi. Sen PKK'nın önemli bir adamısın. Ama elimde belgen yok dedi. Sen herhangi bir suç seni şey etmeden, yüklemeden buradan çıkarmam. Düşündüm dedim, bu adam bana takmış. Dedi peki sen hiçbir şey okumadın mı devrimcilerle ilgili? Valla dedim, öğretmen okulundayken Özgürlük Yolu'nun dergilerini okumuştum. Aha dedi,
bu bir anasını bilmem ne ettiğimi dedi, aşkın yoluna yaz dedi. Abi ben de içimden seviniyorum, diyorum özgürlük yolundan beni kaydederse, cezaevine gidersem çıkarım. Ve şey yaptım, özgürlük yoluyla geldim Mardin'e. Mardin'e geldiğim zaman adamlar şunu söyledi, dediler Şükrü Gülmüş, biz seni gökte arıyorduk, yerde bulduk. Bu sefer benim kimliğimin Şükrü Gülmüş olduğunu gördüler ya, ama bu diyorlar Şükrü Gülmüş değil, bu başkasıdır, Şükrü Gülmüş'ün kimliğini kullanıyor. Yani demek ki benim hakkımda Mardin'de o kadar onların elinde informasyon var ki benim ben olduğuma inanmıyorlar. Ben dedim benim, yani Şükrü Gülmüş'üm. İşte Mardin Ömerli'de öğretmenlik yapıyordum. Yani 5-6 gün benim ve kendim olduğumu ispat için direndim. En sonunda birkaç tane yüzüme gelip ifade veren oldu. Onlara da inanmadılar. En sonunda kardeşimi getirdiler, Alaaddin'i getirdiler. Ben de istiyorum ki birisi beni üstlensin. Yani benim Urfa'da Mardin'e getirildiğim belli olsun. Yoksa kim vur diye götürebilirler. Kardeşime göz ettim, öyle dedim yani bir nevi şey yap, abimdirdi. Kardeşim de şöyle düşünüyor, Alaaddin, o da profesyonel devrimcilik yapıyordu. Abim direniyor, ben onu deşifre etmeyeyim. Abime benziyor dedi. Ondan sonra benziyor deyince oğlum dedi, bilmem ne ettiğimin küfür etti, kardeşimi dövdü. Ya abindir ya değildir dediler. Benim ben olduğuma inandılar. Ben orada da açıkça söyleyeyim şey ifademi tutturdum. Demokrat bir Kürt öğretmeni. Yani benim partiyle, örgütle alakam yok. Ben öğretmenliği bıraktım. Serbest meslek çalışıyorum. Kardeşlerimle birlikte yağlı boyacılık yapıyorum. Çok ısrar ettiler. İşte Apo'yu gördün mü, bilmem şöyle ettin mi, böyle ettin mi. Çok işkence de ettiler. En sonunda bir gün kafam bozuldu ve askerler manyak. Yani pek bir şey siyasi bilmiyorlardı. Canım sıkıldı, bir gün dedim ki Apo'yu gördüm dedim. Çay getirdiler, sigara getirdiler. Yani sandılar ki konuşacağım. Dediler nerede gördüm vallahi dedim, bir gün gazetede resmini gördüm. Ya pek de dedim öyle aham şaham bir adam değildi. Tekrar dövdüler. Yani onlarla dalga geçiyordum. Benim hakkımda bilgileri olmadığı için. Sana işkence yapıldı mı? Bana uygulanan işkenceleri ben Mazlum'a da anlatmıştım. O kitapçığı da anlattı bir tür olarak. Kış ortasında şöyle bağlıyorlardı şeye, ranzaya. Ondan sonra kafamın üzerinde muslukla su damlatıyorlardı. Uzun süreli. Ondan sonra mesela diyelim kış ortasında götürüp soğuğa bırakıyorlardı. Diyelim bazen kaba falaka yapıyordu. Kaba falakayı Mardin'de şey Urfa'da çok yapmışlardı. Zaten tabanım delikti Urfa'dan geldiğim zaman. Kaba dayaktı benimki. Ama öyle diyorsan ki işkenceme ceryan vermek, bilmem çarmıha kaldırma, ben öyle şeyler yaşamadım. Yani bakın mesela ben açık söylüyorum, düşman düşman da olsa düşmanımın yaptıklarını ne bir az ne bir fazla söylemem. Bana uygulanan kaba dayaktı, işkenceydi, soğuktu, sıcaktı, yemeksizlikti, tuvalete götürmemekti. Ama diyelim böyle bu yüz kızartıcı şeyler yapmak, yalnız bir seferinde şeyi söylediler. Ben o zaman biraz hesapladım. Dediler işte karını getireceğiz. Orada senin gözünün önünde tecavüz edeceğiz. Ben de şöyle düşündüm. Dedim Batmanlı benim hanım koskoca aşireti var, şeyi var. Eğer dedim o kadın gelip burada şey yaparsa dedim Batman'ın en az yarısı haberdar olur. Ve dedim benim karım ölür, böyle bir şeyi yapmaz. Dedim yapabilirseniz, getirebilirseniz getirin yiğitseniz. Ben demiyorum yapamazsınız. Ama dedim benim karımı getiremezsiniz. Çünkü siyasi değil. İsterseniz götürün dedim, götürün. Ben öyle deyince vazgeçtiler. Yani yokluyorlardı. Namusu yokluyor, işte onuru yokluyor, bilmem neyi yokluyor. Mesela bunun için bir örnek vereyim. Benim kardeşimin 82'de işkencede belinin kırılmasının tek sebebi, kardeşim her Apo'ya küfür edildiğinde o 10 sefer Kenan Evren'e, 12 Eylül'de gelmişti o zaman, 10 sefer, 20 sefer küfrediyor. En sonunda onu kaba dayakla belini kırıyorlar. Yani böyle radikal bir direniş koydun muydu, senin üstüne geliyor. Ama ben pasif takılıyordum. Çünkü niye? Devrimci demokrat bir öğretmenim. Mesela sendikayı tartışıyordum onlarla. Bilmem işte Türkiye'nin kalkınmasını tartışıyordum. Ben kendimin pek ikili olduğunu
Söylemiyordum ki sorgulamada. Amacım oradan geçmek. Ve geldim Diyarbakır'a. Diyarbakır'a geldim bir noluya, ama nasıl böyle, hani diyor ya, saç sakal bir karış, yakasında bir kolları vurulu bir yiğit. Bütün o elbiselerde her birisi bir arkadaşın. Pantolon Kemal Pir'in, gömlek bilmem işte Ahmet'in, ayakkabı her birisinin, şeyler de yok önümde, düğmeler de çöplerle sarmışım. Hayri abi beni görünce ben ağladım. Mazlum, Hayri, Gezgür, diğer bu arkadaşların hepsi geldiler. Ben içeri girdim, ağladı, dedi hoca niye ağlıyorsun dedi. İnsan buraya gelir sevinir. Ya dedim, ben sizi sırf görmek için bile olsa bu kadar işkenceye katlanırım. Ben dedim sizi gördüğüme seviniyorum, ağlıyorum. İşkenceye dolayı değil. Ondan sonra işte bizim cezaevlerin bir metodu var. Seni baştan yukarıya kadar soyuyorlar. Bitlerini ayıklıyorlar, tıraş yapıyorlar. Ayağımı bizim kasap doktor Mustafa Gezgür ameliyat ede ede proleter hoca diye de biraz işkence ediyordu şakacıktan. Hayri bana şunu söyledi. Dedi, hoca dedi senin burada olmaman gerekirdi. Nasıl yakalandın? Ben dedim Hayri abi dedim, ben olması gerekmeyen yerden geldim, yakalandım. Dedi durum çok mu kötü? Aynen bu tabiri kullandım, hiç unutma. Dedim parti olmuş kaderi otobüsü. Kim ki bu otobüse binerse kaderine razı olacak. Güldü, dedi ki hoca dedi sen bazı terimler kullanıyorsun dedi, bu siyasette yok dedi. Kaderi nedir? Dedim Hayri abi dedim, bizim Mardin'de bir tane ta Sultan Hamit zamanında kalma bir otobüs var. Kendisini bir bırakıyor Mardin yokuşundan Sultan Şeyh Musa kadar geliyor. Dedim bizim partimiz de öyle olmuş. Dedim valla ben Cemil'i Burhan'a kadar yakalandım. Kemal onlar diğer arkadaşlar ne yapacak dedim. 3 veya 5 ay kim gelirse gelsin içeri girdiği an yakalanır. Hangi tarihte yakalandınız? 88 Şubat'ta yakalandım. 24-25 Şubat'ta cezaevine geldim. O zamanki normal, daha 12 Eylül gelmemiş sıkıntı koşullarında en fazla 4-5 gün sorgulamada tutuyorlardı. Ve ben Hayri abiye bütün şeyleri anlattım. Onunla Mazlum'a. Yani partinin hangi aşamadan geçtiğini, APO'nun işte o talimatları, ondan sonra örgütlenmesi, bizim gelmemiz, benim yanımdaki adamın Suriye'de kaytarması, ben yapamam dedi. Ben de dedim ülkeye gideceğiz, ondan sonra seninle hesaplaşırız. Ve o adamı ben halen de ismini saklıyorum. Benimle birlikte gelen müdahale grubunun adamı kaytardı, bıraktı, yapmadı. O Avrupa'dan gelmişti, şu anda da Almanya'da yaşıyor. Ve ben şeyden dolayı ondan vazgeçtim. Çünkü bir ortopedik bir kızı var, ona bakıyor. O arkadaş bıraktı gitti ve partinin bütün şeylerini ben o zaman kendisine bırakmıştım ama ulaştırmıştı yerine. Diyeceğim ben bütün şeylerimi anlattım Hayri'ye. Dedim durum bundan ibarettir. Durum çok kötü. Yani gelen yakalanıyor. Şimdi bir nolu'da benim önümdeki notlar var. Diyelim Şubat'ta geldim. Şubat, Haziran şeye kadar en ufak bir şey yok. Yani diyebilirim ki çok güzel bir yaşamımız vardı. Cezaevi hepsi elimizdeydi. Tek bir talihsizlik yaşandı. O da Ali Erek'in firarı vardı. Ali Erek bir başkasının yerine firar etmek istedi. Başarısız oldu. Ortaya çıktı. Bombalar falan atıldı. Bana göre ortaya çıkıp, çünkü ben koğuş sorumlusuydum. Orada da bence bizim hatamız vardı. Yani o bombalar yenmeyebilirdi. Daha şey edilebilirdi. Sonra 3 veya 5 günlük açlık grevi, ilk hayatta ben o zaman gördüm açlık grevini. Diğer siyasi hareketlerin hepsine protesto eylemi için 3 veya 5 günlük getirdik. Onlar 3 gün dediler protesto edelim. Biz tabii o zamanki sivriliğimizle 5 diye yatırdık, zorladık. Ve 5 günlük bir açlık grevi protestomuz oldu. Onun dışında bir nolu'da benim devlet tarafından görebildiğim hiçbir olumsuzluk yoktur. Ama koşullardır, cezaevidir, su yoktur, işte sıcaktır, yatak yok, yığılma çok. Darbeden önce durum iyiydi diyorsunuz. Yani şunu da söyleyeyim, mesela ben cezaeviyle çok fazla idaresiyle haşır neşir olduğumdan dolayı, koğuş sorumluluğundan dolayı Lütfi Bayar diye bir cezaevi müdürümüz vardı. Kendisi Elazığlıydı.
başçavuş, bir lavazım çavuşu vardı, bir Aztek vardı. Bunlar böyle geri plandaki askerlerdi. Yani böyle işkence, baskı, maskı. Zaten 12 Eylül'den sonra bu tür insanların hepsini aldılar görevlerden. Ben ciddi bir şey görmedim. Yani diyebilirim ki 1980'in Haziran'ına kadar bir nolu'daydım ben. Sonradan Hayri abinin istemi üzerine iki nolu'ya gittim ben kendim. Yani demişti hoca gelsin oradan. Burada yapılacak işlerimiz var. Ben gittim. Ondan sonra 14. koğuşta. 14. koğuş bizim cezaevi örgütlenmesi vardır. Yani 14. koğuş Hayri ve Mazlum'un kaldığı yer cezaevi iç örgütünün merkezidir. Ben oraya gittim. Tabii ben geldikten galiba gerçekten 3-4 ay sonra Kemal Pir onlar yakalandı. Kemal da geldi cezaevine. Onu yan koğuşa getirdik konuşmaları için. Sonra 14. koğuşa getirdi. Getirdik Kemal'i. Yani o Hayri, Kemal hepsi birlikte konuştular. Sonra ben Hayri abiye şey önerdim. Dedim ya ben böyle bu koğuş sorumlulukları pratikleriyle çok geriledim. Hiç okuyamıyorum, kendimi geliştiremiyorum. Mümkünse beni bir koğuş sorumluluğuna verin. Ben gideyim orada kendimi de geliştireyim. Yeni bir koğuş açılmıştı, 7. koğuş. Ben oraya geldim. Sonra Kemal geldi benim yanıma. Dedi ben de geliyorum. 14'ten ayrıldık. Biz 7. koğuşa geldik. Yani 12 Eylül gelene kadar da biz 7. koğuştaydık. Şartlarımız çok iyiydi. Satrancımız, tavlamız, ocağımız, her şeyimiz vardı. Kemal'le beraber biz 7. koğuşta epey kaldık. Hatta hiç unutmam, bir sabah beni uyandırdı Kemal. Öyle çocukça bir şeyle geldi. Hoca hoca dedi, kalk dedi. 12 Eylül olmuş. Ben de 12 Eylül nedir bilmiyorum. Ya dedim bırak şimdi bu Eylül meylül şey dedim. Ben yatayım dedim kendime. Çünkü gece geç yatıyordum. Ya dedi darbe oldu, darbe. Ne darbesi? Ben bilmiyordum. Vallahi Hasan Mutlucan'ın radyodan sesleri duyulunca aha dedim 12 Mart'ı biraz çağrıştırdı. O kahramanlık türküler mürküleri. Ondan sonra 12 Eylül geldi. Biz 12 Eylül'ü Kemal Pir'le beraber 7. koğuşta karşıladık. Yani 12 Eylül geçtikten takriben 3-4 aya kadar da hiç bize yönelmediler. Şimdi bakın benim düşüncem bu konuda şöyle. Yani insanlara işkence niçin edilir? Bilgi almak için. Yani cezaevlerinde niye baskı uygulanır? Onları belli bir şeye, hizaya sokmak. Zaten cezaevleri tabir uygunsa tımar etme diyorlar. Mesela atları diyelim nasıl tımar ederlerse cezaevine soktukları insanları da hizaya getirme, düzene getirmedir. Şimdi bizde aslında bence eksik olan şudur. Yani 12 Eylül'ün gelme koşullarıyla beraber dışarıdaki devrimci hareketlere bu şeyi sağlamış olanların hepsine gittikten sonra cezaevindekilerini bana göre kendilerine bir çantada keklik görüyorlardı. Hesaplaşacaklardı bizimle. Çünkü Diyarbakır, Sağmalcılar ve Mamak 3 ayrı pilot yerdi benim tespitime göre. Kürtlerin Diyarbakır merkezi PKK'lileri hedefliyordu. Çünkü ondan önce hazırlıklar yapılmıştı. Yani Adana, Antep, Elazığ ve diğer yerlerdeki bütün tutsaklar da Diyarbakır'a getirildi. Şimdi böyle olunca bizden bundan önce bence söylememiz gereken normal koşullarda bize spor salonunda bir anket uygulandı. Bizim koğuştan ben, Kemal Pir ve Metin Aslan adındaki bir Türk arkadaş gittik ankete. Biz Kemal'le kendi aramızda konuştuk. Dedim Kemal abi, yani Kemal'i de sevdiğimden dolayı, yaştan dolayı değil, ben saygı duyduğum insanlara abi derim. Yani yoksa benden büyük olanlara da ismiyle hitap ederim. Bu harekette Öcalan Ankara'da, antip parantez söyleyeyim, abilik taltifiyle biz Kürdistanlara geldi. Saygınlıkla abi olmamıştır bizde. Ankara grubu abi dediği için gelmiştir ama benim yürekten abi dediğim iki insan vardır. Biri Hayri'dir, biri Kemal'dir. Dedim Kemal abi, bu ankete dedim girdiğimiz an
biz onlara veri veririz. Çünkü ya girmeyeceğiz, ya girdiğimiz zaman yalan da söylesek, yanlış da işaretlesek, bu anket bir sonuç elde etmek içindir. Nitekim biz gitmek zorundayız. Yani adam diyor ki sen geleceksin. Yani önce gönüllü istiyor, yani rızana başvuruyor, değilse zorla götürecek. Biz dedik zorla koşmayalım, en iyisi gidelim, orada yanlış cevaplarız. Ben o anketi hiç unutmam. Orada mesela diyor ki hangi gazeteyi okuyorsunuz? Sen orada işaret diyorsun Cumhuriyet. Arkasından bir soru geliyor. Cumhuriyet'ten hangi köşe yazısını okuyorsun? Şimdi sen o ankete girdiğin zaman veriyor. Bana göre o zaman ki biz henüz tespit edemediğimiz derin devlet dediğimiz güçler geçmiş cezaevi pratiklerini, Kürt isyanlarını, Kürt isyanlarının liderlerinin nasıl boğulduklarının hepsinin hesapları ellerinde vardı. Çünkü küçük bir karşılaştırma yaparsak 1970'teki Diyarbakır yargılanmalarında 82'nin prototipi çıkıyor. Onu da sonradan mesela açıklayacağım. Hatta şöyle bir hemen şey yapayım. Örneğin Nevroz grubu olarak 1972'lerde Mümtaz Kota'nın ve İbrahim Güçlü'nün başını çekmiş olduğu Kürtler vardır, Kürtler bir halktır diyen grup en fazla cezayı alıyor. Ki onlar halktır, vardır diyor. Biz ise 82'ye geldiğimiz zaman Kürtler vardır, silahlı mücadele şarttır ve sizi kovacağız. Bu ülkeden sizi çıkaracağız. Politik bir tavır aldık. Şimdi böyle olunca bence o anket, ondan sonra daha sonra Esat Oktay'ın getirilmesi, kadronun değiştirilmesi, bir alt dizayn yapıldı. Bize de yansıması şöyle oldu. Yavaş yavaş bizi artık sıkıştırıyorlar. Görüşlere giderken, avukata giderken, bilmem çeşitli şeylere giderken sıraya girin, işte düzene girin, askeri disipline gireceksiniz diye bizi yavaş yavaş bir çıkmaza soktular. Ama her koğuştan seçkin insanları topladılar. Örneğin 7. koğuştan ben, Kemal Pir ve Metin Aslan gittik. 36'ya. Yani topluyorlar bizi. Diğer koğuşlardan da geldi. Artık direniş sadece 35-36 hücre dediğimiz kesimlerle sınırlı kalacak. Mazlumla beraber biz galiba 2. kat 5. hücredeydik. Hiç unutmam, o zaman Elazığ grubu geldi. 75 kişilik bir grup. Ben Mazlum'a söyledim, dedim Mazlum senin hemşerilerin geldi, dedim acaba kaç kişi bizden kaç kişi onlardan olur. Mazlum şöyle bir yorum yaptı, dedi 5 kişi 6 kişi 10 kişi bizden dirense yeterlidir. Ya dedim yapma dedim, 75 kişi dedim, en az yarısı bizim, yarısı dedim devletin olsun, yarısı direnmez mi dedim. Yok dedi, sen bilmiyorsun Elazığ grubunu. Gerçekten de onlara bir meydan dayağı çektiler. Yani biz de seyrediyoruz onları. Böyle haşat ettiler. Yani o 5-10'luk kalaslar dediğimiz şeyler var böyle tahtadan. Onlarla bir vurdular. Ana baba gününe döndü. Ondan sonra gerçekten de 75 kişiden 5 kişi direndi, 70'i gitti. Ve biz onlara slogan attık, cesaret verdik, memnun ettik. Bütün şeylere rağmen adamlar düştü. Kemal Pir'le ilgili bir anınız mı vardı? Havalandırmada geziyoruz. Ben dedim Kemal abi, dedim gel, bayanlar seninle konuşmak istiyor. Hatta bu yakın zamanda yazdım da. Onun bu tür insani duygularını şeyden. Bizim karşımızda bayanlar koğuşu vardı. Gerek bayanlar gerekse diğer sempatizanlar böyle popüler insanları görmek, konuşmak istiyorlar. Yani Kemal Pir kimdir, nasıldır filan. Ben diyordum gel işte bayanlar seninle konuşmak istiyor. Kızıyordu. Diyordu yok. Git seninle konuşsunlar. Ben de ayrıldım ondan. Öyle gidiyorum. Kendime volta atıyorum. Biz ona volta diyoruz. Kenar kenar. Nasıl olduysa öyle aklıma geldi. Benim küçük radyoculuk çıraklığı yaptığım zaman Mehmet Bozdağ'ın bir türküsü var. Böyle aklıma düştü. Küçükten görmedim ana kucağı, ana kucağı, koç itler yurdum.
tezgâh anam, tezgâh, tezgâh. Küçükten görmedim de ana, ana kucağı. Koçyiğit yatağda anam, çanlar bucağım. Ondan sonrasını unuttum, tekrar oltama devam ettim. O ara bir baktım Kemal böyle fıldır fıldır gözleri, kulaklarını dikmiş bana, beni dinliyor hüzünlü hüzünlü. Benim yanıma geldi, hoca dedi sen dedi bu türküyü nereden biliyorsun? Ne bileyim dedim Kemal abi, aklıma geldi söylüyorum. Dedi hepsini biliyor musun? Vallahi dedim bilmiyorum, bu kadarını biliyorum. Küçükten görmedim ana kucağı, koç yiğitler yurdu, baba ocağı, tezgel anam tezgel. Kim söylemiş, nasıl söylemiş, ne zaman söylemiş, benim hiç haberim yok. Sonra ben baktım çok böyle mahzunlaştı. Kemal abi dedim, anneni özledin mi? Evet dedi hoca. Peki dedim, anneni çağırsak gelse, anneni görsen nasıl olur? Böyle çocuklaştı, mahzunlaştı. Belli ki yani Kemal'in bir yarası vardı. Uzun süre evinden ayrı kalmıştı. Annesini babasını kimseyi görmemişti. Yok ya dedi, şimdi yaşlanmıştı. Oradan buraya kadar nasıl gelecek falan diye. Ben arkadaşlara dedim ya söyleyelim, çağırsınlar gelsin.